Tarihçilere göre Türklerin İslamiyet'i kabulü ve akın akın Müslüman oluşu hem İslam tarihi hem de Türk tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Türkler İslamiyet'e kan, İslamiyet Türklere can vermiştir. Hiç kuşku yoktur ki Türklerin hemen her alanda İslam medeniyetine katkıları büyüktür. İslam tarihini Türklerden bağımsız düşünmek neredeyse imkansızdır. Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra Allah'ın emirlerini, Peygamberimizin hadislerini öyle büyük bir şevk ve iştiyakla yerine getirmeye çalışmışlar ki, bilim alanında daha önce Müslüman olan milletlerden bile ön saflara geçmişlerdir. Önceki bölümlerimizde incelediğimiz Cabir bin Hayyan, El-Harizmi, Fergani, Er-Razi, Türk medeniyetinin yetiştirdiği büyük bilginlerden sadece birkaçıdır. Abdülhamid bin Türk de matematik konusunda Müslüman bilginlere öncülük etmiş bir alimdir. Tam adı Ebu'l-Fazl Abdülhamid bin Vasi el-Hutteyli el-Hasib bin Türk el-Cili'dir. Hazar Denizi'nin güneyinde bulunan Orta Çağ döneminin meşhur medeniyet şehirlerinden biri olan Cilde dünyaya gelmiştir. İlimdeki üstünlük ve saygınlığından ötürü kendisine Ebu'l-Fazl yani faziletin babası unvanı verilmiştir. Türk asıllı olduğu için de dedesinin ismi İbn-i Türk adıyla meşhur olmuştur. Dönemin dünyaca ünlü matematikçileri Harizmi ve Şucal eserlerinde kendisinden övgüyle bahsettiklerine göre kuvvetle muhtemel onlardan önce yaşamış ve meşhur olmuştur. Matematikle ilgilenen bir aileden geldiği de babasının lakabının El-Hasib olmasından anlaşılmaktadır. Büyük ihtimalle matematik konusundaki ilk eğitimini de babasından almıştır. El-Kitab-ül Cami fil Hisab yani Büyük Hesap Kitabı, Kitab-ül Nevadir-ül Hisab yani Eşsiz Hesap Kitabı, Kitab-ül Muamelat yani Hesap İşleri Kitabı, Havasül Adat yani Sayıların Özellikleri, Ez-Zarurat fil Mukterinat Min Kitab-ül Cebr vel Mukabele yani Cebir ve Denklemler kitabı en önemli 5 eseridir. Bu eserlerden ne yazık ki sadece son eseri Cebir ve Denklemler kitabının bazı parçaları günümüze ulaşabilmiştir. Bilim tarihçisi İbnül Kıfti onu aritmetik sanatında bilgili, bu konuda öncü, adı aritmetikçilerin dilinden düşmeyen bir hesaplama uzmanı olarak tanımlar. El-Cebr, daha sonra Harizmi'nin eserlerinin Latince'ye çevrilmesiyle Batı dünyasına geçmiş ve Batı dillerinde cebir bilimi için kullanılan Algebra ismine dönüşmüştür. İbn-i Türk, basit denklemler ve çok bilinmeyenli denklemleri incelemiş, onların geometrik yolla çözümlerini göstermiştir. Birinci ve ikinci dereceden özel denklemleri kare ve dikdörtgen yardımıyla çözmek ve ispatlamak ona ait bir yöntemdir. Bu metot, matematikçiler arasında ayrıcalıklı bir yer edinmesini sağlamıştır. Cebir denklemlerini bu yöntemle çözmesi, aynı zamanda analitik geometriyi de kullandığına işaret eder. Batı'da analitik geometriyi tam olarak kullanan ilk matematikçinin 1591 ile 1650 yıllarında yaşamış olan Descartes olduğu düşünülürse, İbn-i Türk'ün zamanının ne kadar ilerisinde olduğu ve dehası daha iyi anlaşılacaktır. Hem kendisinden sonra gelen Harizmi, Ömer Hayyam gibi dünyaca ünlü matematikçilere,
hem de batılı matematikçilere öncülük eden Abdülhamid bin Türk'ün vefat tarihiyle ilgili net bir bilgi yoktur.